Hepinize selamlar. Artık bu videomuzda isimsiz adanın sonunu getiriyoruz. Yani umarım getirebiliriz. Amadya'nın tapınağında bir adet kapı kalmıştı. O kapıyı açmadan ödülleri alamıyoruz demiştik. Şimdi o kapıyı açmak için gereken mücevheri almaya gidiyorum. Hemen onun yerini de gösterelim, aynı zamanda alalım. Bundan sonra ayrıca bir Roger'in tapınağı kaldı, oraya da gireceğiz. Orada da almamız gereken güzel ödüller var. Çok güzel, bunu kaptık. Hemen yanlışın anam takımımızın. Daha sonra geri dönelim. Bu Roger'in tapınağını da bitirdikten sonra artık konseye gidiyoruz. Alexander'ın bahsettiği konseye. Zaten her tapınağa uğradığımız için hangisinin ay, hangisinin güneş olması gerektiğini de biliyoruz. Bu nedenden ötürü oradaki puzzle'ı hızlı bir şekilde çözeceğiz ve konseye giriş yapacağız. Artık bakalım bundan sonra karşımıza neler çıkacak. Evet, heykeli incele. Uzan ve cevheri Amadya'nın gözler arasında çukura yerleştir. Gizli bir oda açıldı. Gizli odaya sürükleniyor. Şimdi şunları alalım. Ha, asıl ödüller şurada sanırsam. Çok güzel, ulvi eldiven geldi. Bayağı iyi. Bunun dışında... ötekiler pek ilgimi çekmedi. Kızıl prens alalım. Ağırlıkları daha rahat alabildiği için. Ancak başka bir şey yok sanırsam. O zaman burayı bırakıyorum. Ne diyelim? Relik tapınağı mı daha yakın olur? Neresi daha yakın olur oraya? Hiçbir yer yakın değil. Tamam, biz bu kısmı zaten hızlıca geçeriz. Tapınağa da girdik en sonunda. Şimdi bu tapınakta öncelikli olarak yapmamız gereken bir şey var. Şuraya gideceğiz. Şurada bir ceset var görmüş olduğunuz üzere. Onun yanına atlayacağız. Almamız gereken bir eşya var. Hemen seri seri yapıyorum ki burası fazla uzamasın. Çünkü ilerleyeceğimiz kısım gerçekten yeterince uzun olacak. Fazlasıyla zamanımızı yiyecek. Ancak şuruk görüşünü de açalım. Burası şöyleydi. Tek bir karakter kullanım burada. Bunun sebebi ise etrafta çok fazla tuzak var. Ve ben şunların ruhlarını tüketeyim. Bu her bir tuzağa basıldığında tüm tuzak fonksiyonları çalışıyor. Kafanıza hasar yiyorsunuz. Ve grupta hareket ettiğiniz zaman ana karakterinizde basmasanız bile grup tekrar bastığı için bu basınç plakalarına yok oluyorsunuz. Bu nedenden ötürü en sağlıklısı tek başınıza gitmeniz dedim. Ama Sebil'e de akıllılık yüksek olmadığı için göremiyorum. gittim. Tuzağa bastım. Kendim bastım bir de. İnanılmaz. Şuraya atlarsak kurtulabiliriz. Güzel. Tam kurtulamadık ama neyse. Evet, buraya ulaştıktan sonra şurada bir kaldıraç var. Yakından bak, anahtarı yuvaya yerleştir ve kaldıracı çek. O anahtar burayı açmak için işimize yarıyor. Tekrardan şunu kullanalım. Şimdi Kızıl Prens'le ve ötekilerle buraya ışınlanabiliriz. Takım bağladık tekrardan. Hatta Kızıl Prens'le önden gidebiliriz burada. Lockpicklemek mi gerekiyor? Yok, direkt giriyoruz, güzel. Burada da mı tuzaklar var? Orklar. Çizme. Çizmeye bak sen. Bu bayağı iş yapar Kızıl Prens'te, güzel. Ben bunu direkt Kızıl Prens'e takmak istiyorum. Şu eldiveni artık dönünce bir yere bakacağız. 18 level olduktan sonra bakalım ona. Biliyorsunuz 18 level olduktan sonra tüccarlar yenileneceği için daha iyi olabilir, al işte. Takım yok oluyor, ben Kızıl Prens'i ayırayım. Bizim takım da şurada bir yerde beklesin de. İyi, tuzakların üstünde kalmadılar. Nasıl olsa Kızıl Prens'te atlama yeteneği var. Hemen önüne atlayalım. Kolay kolay da ölmez. Bundan pek bir şey çıkmadı. Bir tane daha lahit olması gerekiyor burada. Sonuncu lahit şurada. Şöyle koşsak oraya geçemiyor. Artık şuradan şuraya atlasak bile... Neyse, artık birazcık zaman harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Atlanıyorsa tabi. Elbette atlanmıyor, şaşırmadım. Ya şuradan şuraya atla bari. Tamam, oraya feyne gideceğim. Yakın nasıl olsa.
Ama light açmaya gücü yetmeyebilir. O zaman Kızıl Prens burayı çakacağız. Ha tamam, sıkıntı yaşatmadı. Miğferimiz Ulfi geldi. Ulfi ne ya? Ulfi geldi, çok güzel. Hemen Sibyl'in yanışını alalım. Şu Kızıl Prens'le de yakınlaşalım. Payne'le birleştirdik takımı. Kızıl Prens'le de birleştirdik. Şimdi birazcık geri gideceğim. Buradaki Sunak'la konuşabiliyor muyuz? Bir şey yapabiliyor muyuz? Onu kontrol etmek istiyorum. Buradaki kafalarla konuşamıyoruz galiba. Yok. Ruh görüşünü açalım yine. Ne olur ne olmaz. Geldikçe açmakta fayda var. Buralarda bir şey gözükmüyor. Ork Raybi. Bu orklar birinci oyunda bayağı popülerdi ya. Kapışmadığınız bir ork kalmıyordu oyunda. Ancak ikinci oyunda artık nesilleri birazcık daha yavaş yavaş yok olmaya başladığı için maalesef pek karşılaşamıyoruz. Kendilerini daha içlerine kapattılar, bu yüzden karşılaşamıyoruz. Birinci oyunda çünkü her yere saldırıyorlardı. İşgal edebildikleri her yere gidiyorlardı. Şimdi maalesef farklı bir şeyle karşılaşamadım. Bunların özlerini tüketebilirsiniz bu arada. Öze ihtiyacımız var, üzgünüm. Ötekini de Lausa ile tüketelim. Bu Sunak'la konuşamıyoruz büyük ihtimalle. Hani denedim birkaç defa, önceden denemiştik arkadaşlar, olmamıştı bu. Hani farklı bir yöntem varsa da bilmiyorum. Baktım birazcık ama bulamadım maalesef. Aa, balistayı çalıştırdık mı? Aha. Yok, orada bir şey yokmuş ki zaten. O zaman ay kapısı diyelim. Heh. Geldik. Bu şekiller şu anda ay sanırsam. Bunların hepsini şimdi halletmeye başlayalım. Öncelikle insanınki neydi? İnsanınki güneşti. Bunu güneş yapalım. Ne oldu şimdi? Güneş oldu mu? Evet, güneş oldu. Bu kimki? Ork. Ork Drenki de güneşti. Burayı geçtim o zaman direkt. Beklemeye gerek yok. Elflerinki ay kalacaktı. Triscendulus'ta konuşmuştuk orada. Imp'lerinkine geldiğimiz zaman... Bu da ay kalacaktı. Sıkıntı yok. Kertenkele. Güneş olacak. Cüce sütununa geçelim buradan. Ayda kalacak. Zihirbaz sütununa geldiğimiz zaman ayda kalacak. Başka yapmadığım bir sütun kaldı mı? 7 tane sütun var. Tamam, sıkıntı yok. Konduktör. Buraya bir faz konduktörü müydü? Öyle bir şey koymamız gerekiyordu. Bizde olması lazım ya. Mavi enerji dolu bir şey toplamış olmamız gerekiyor. Kızıl Prens'te vardır. Umarım vardı. Var. Faz kapasitörü, evet. Bunu buraya atıyoruz. Daha sonra şu kolu çekiyoruz. Tada, konseye giriş. Kapıyı açalım. Artık bir 18 level olalım ya. Az kalmış, hadi. Konsey akademisi. Çok güzel. Aa, daha girerken ben Hiçe Doğan mı? Hiçe Doğan temsilcisi mi? Hiçe Doğan sen yaklaşırken kafasını çevirir. Boncuk gibi olan gözleriyle senin arkana bakar. Omzunun üzerinden göz atarsın ve Fane'in sabit bir şekilde ona baktığını görürsün. Fane'e başsağlığa Hiçe Doğan'a yaklaşmasına izin ver. Hiçe Doğan Fane yaklaşırken tıslar. Ona hain der ama ona aynı zamanda kardeş eder. Fane'in evrenin sırlarını açığa vurması çabası ebedilerin hiçliğe atılmasına sebep oldu. Kibri yüzünden halkı Hiçe Doğan'a dönüştü. Oo. Ancak Hiçe Doğan kendisini kurtarmak için insanlarına yeniden katılmak için bir şans sunar. Eğer Tanrı Kralı'nın anlaşmasını kabul ederse her şey affedilecek. Hiçe Doğan ebedilerin bu dünyaya geri dönebileceğini iddia eder. Fane tekrardan Emine dönebilir, iskelet tekrar sana bakar. Fane cidden ikna olmaya başladı, saçmalama ya. Elini Fane'in omzuna koy ve onun için burada olduğunu söyle. Onun için her zaman burada olacaksın. İkna başarılı güzel. I'm sorry, brother. I cannot see this land destroyed just so we can rebuild our more imperfect world. I have a new home now. Güzel seçim, Fane. Well, traitor. Side with your mortal pets.
Bir içe doğan dikkatlice sana bakar, bir artık farklı görünüyor. Günahkar bir amaç ile sallanıyor. Gözlerinde zeka parlaması var. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Eternaller olsaydı bunlar, Eternal olarak kalsaydı, yani kibirlerinden yenik düşmeselerdi, tamam haklılar, ama kendilerini hiçliğe satıp hiçe doğan oluyorlar ve bize ait diyorlar. Size ait olmuyor ki o zaman. Hiçlik ele geçirmeye çalışıyor. Hiçe doğanın yanıldığını söyle, dünya hiçliğe ait değil ve asla olmayacak. Sen şu anda hiçliksin. You owe your entire existence to us. You owe us. Oralarda bir yerde ufak da olsa bir gerçeklik payının olup olmadığını düşün. Bak, yediler de kötü, hiçlik de kötü. Hani bunların orta olan bir tarafı yok. Maalesef. Yedi ayinler bahsedilenlerin yedi tane olup olmadığını sor tabii ki onlar. Until Fane the traitor found the veil. In their greed, the seven tore its fabric. This gave them power. Ama hiçliği kabul eden de sizsiniz ki. Daha doğrusu kandırılan sizsiniz. And saw us banished to its clutches. Hiçliğin yanlarında getirecekler, hiçlik her şeyi yok edecek diyelim. Bizi şans bırakmadın diyor. Biz yapmadık ki bunu. Ne diye bizle konuşuyorsun Ayda? Tabii ki koyacağım. İhanet hiçbir ilgimiz yok. Peki. Keşke ya, bana diyor ki sen doğduğun için suçlusun. Tamam. Ha, bayağı yürüdü gidiyor şu anda. Saldırmadı bize. Sana söylenenler aklında havadaki kara bulutlar gibi dönüp durur. Hiçe doğanlar seni yaratmak için özleri çalınan ebedileriydi. Geri dönebilmek için hiçlik ile bir oldular. Ya şimdi sempati de duymamız gerekiyor da aynı zamanda... Yani hiçliği kabul etmeleri birazcık asılsız. Usullerini olmasa da öfkelerini anlayabilirim. İntikam kesin olmalı, ayrımcısızlık. Yani bir bakıma haklılar onlar da ya. Sonuçta istemedikleri halde kovuldular. Zorla kovuldular, bu doğru. Ama hiçlikle de anlaştılar. Bu da sıkıntı. Evet, bu bölgede sürekli olarak ruh görüşünü açık tutmamız gerekiyor. Tam olarak hatırlamıyorum burada neler yapıyoruz. Her bir odaya sıra sıra girelim, bakalım ne var ne yok. Neler yapabiliriz. Kertenkele iskeleti. Burada genelde zaten büyücüler var. Ha, büyücüler vardı konser olduğu için. Ancak görmüş olduğunuz üzere hepsi öldürülmüş. Nasıl öldürülmüş acaba? Ha, burada 7'nin... Ha yok, bilgelik efendisi var genelde bunlar. Bu arada her ırktan... kişi var. Bir cüce kadının ruhu sana sanki o yaşıyorken ona büyük bir hakaret etmişsin gibi kötü kötü bakar. Neden? Neden burada bulunmamamız gerekiyor? Ruhun sert bakışları yerinin gözlerini çevirmeye ve bir iç çekmeye bırakır. You can't expect to defend the world against the void if you can't defend your own dignity against an uppity spirit. Nazik olmaya çalışıyoruz ya. Now I may be able to steal you a little. Improving your authority will cause your strength to suffer, however. That is the cost of molding. Teklifini kabul et. My knowledge is yours. Bir saniye, ne yaptı? Sen ciddi misin? Aşırı yüklenmiş. Hareket edilemiyor. Bless basarsak bir sıkıntı kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Dalga mı geçiyorsun sen? Kadınla konuşamıyor muyuz tekrardan? Lucian hepsini öldürmüş mü?
Truxar Lucian Ulvi'ydi. Neden onun ardından yükselecek olan kişinin bulunduğu akademideki herhangi birine zarar vermek istesin ki? İlginç. Benim gibi bir suikastçı bile katliamdan zevk alan bir Ulvi'den irkilir. Hardly worthy of it. Oh, why do humans do anything? The man was probably driven mad with power, and it to rule be ruthless when the occasion calls for it. Ah, Kızı Prens pek katılamıyorum. Ciddi ciddi şu anda hiçbir şekilde ağırlıktan ötürü zıplama da kullanamıyorum. Senden nefret ediyorum şu anda. Peki, bana gerçekten bir ders verdi. Geri saralım onu. Tamam, bu sefer doğru seçimleri yaptım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Answer me this. Lizards run faster than humans. Elves run faster than lizards. If the first two statements are true, then the third must be... İlk iki ifade doğruysa... Kertenkeleler insanlardan daha hızlı koşar. Elfler kertenkelelerden daha hızlı koşar. İnsanlar da kertenkele... Belli bir türün bir diğerinden sürekli olarak daha hızlı olduğunu kanıtlayan deneysel bir kanıtın bulunmadığını söyle ama bu sorunun cevabının yanlış olduğunu düşündüğünü söyle. Smarter than you look. There's always room for improvement, however. Intellect and reasoning come before all, of course. A fair bargain. True intelligence in exchange for a degree of... Yok. Cahil. Ama ben kurnazlıktan feda edemem ki. Belki Lose de yapabilirim bunu, oluyorsa. Denesek ne olacak? Harbiden kurnazlık bayağı azaldı. Ama zekaya verdi sanırsan. Evet, zekaya 5 vermiş. Benim için de yer ha boş. Zaten Lose'de hiçbir şekilde kurnazlığı önemsemiyorum, o yüzden bir sıkıntı yok. It has been too long. My hope was with it is greater than the gods. Bu ne ya? Hepsi ayrı bir sınava sokuyor, siz ne yapıyorsunuz? The poor have it, the rich need it, and if you eat it, you will die. What is it? Alim, hiçbir şeyde. Oh, clever. Book clever it seems. Allow me to reward your efforts, but be warned. Equal mastery in all skills is nigh on impossible. Bünyende zayıflama olacak. Zeka ile ilgili bu ders fedakarlık geliştirecek. Bünyende zayıflama olacak. Hepsi zeka veriyor ama bünyeyi ben olsa da zayıflatamam. Üzgünüm. Ya maalesef. Başka teklifi olan var mı? Kurnazlık bilgisi. Bir kertenkelenin ruhu karşısında oturmuş durmadan ağlar. Gözleri dolu bir şekilde başını kaldırıp sana bakar. Onaylayıcı bir şekilde kafanı salla, keder maskesi bir anda ruhun yüz ifadesinden uzaklaşıyor. Yerini tam bir rahatlık ve zarafete bırakıyor, ruhun gözüne girmeyi başarıyorsun. Peki. Akıllılığını azaltacağım ama sana kurnazlık vereceğim diyor. Bu birazcık sıkıntı gibi ama... Akıllık isabet de veriyor muydu ya? Bak onu unuttum. Reddit viral diyelim bir saniye. Eğer akıllılık isabet veriyorsa... Ha, girişkenlik veriyor. Ama şimdi girişkenlik de önemli maalesef. Kurnazlık da önemli elbette ama... Bilemedim ya. Neyse. Hani burada isimlerine bakarak ona göre bir buff isterseniz bunlarla konuşabilirsiniz. Bünye veren varmış. Bu ne veriyormuş? Güç veriyormuş. Aa bak şimdi bir saniye. Ben Kızıl Prens'le konuşurum. You're an impressive specimen, Godwo. But there's always room for improvement. There is a price, unfortunately. To excel at one skill is to... Tamam ya. Zeka Kızıl Prens önemli değil şu anda. Kabul et. Bakalım ne oldu? 5 güç vermesi gerekiyor. 5 güç verdi. Ha, zekayı da birazcık zayıflattı sanırsam. Çok iyi ya. 5 güç arttırmak ne demek ki beleş bir şekilde? Bunlar iyi oldu bizim için. Bünyeyi arttırmayı düşünmüyorum şimdilik. Ha, konduktör var burada.
Bir saniye, bizde fast kapasitörü daha var mı? Olması gerekiyor. Bunun yerine koymamız lazım. Şöyle atalım. Ha, bir ışın çıktı, tamam. O ışına bakmadan önce acaba şuradaki yeri açabiliyor muyuz? Fane'i açabilir misin? Yürü be Fane. Kızıl Prens'le içeri girelim. Hatta ben bir daha görüş açmak istiyorum. Aa, portal var. Güzel. Gayet güzel eşyalar buluyoruz. Tek isteğim çok azıcık daha deneyim puanı kazanıp level atlamak. Aa, seviye atladık, çok uzun. Çağların Arenası. Aa, bir saniye, tehlikeli bir yere geldik. Arena ustası? İsmini okuyamadım, üzgünüm. Hayali kuş altındaki taşa yaralı ve kanlı kaplı gagasıyla vurur. Vurgulu bir gözle sana yiyecekmiş gibi bakar. Aa, Arena'nın öğrencisi mi? Ona bir usta olduğunu, iki arenanın şampiyon olduğunu söyledi. Nişil Sarı ve Yüzler Orman arenalarının. Elbette. Kafanı sallıyorsun. Peki, merak ettim içerideki savaşı. Yavaştan girelim, ancak ben önce yeteneklerimi arttırayım, niteliklerimi arttırayım. Kurnazlık elbette daha güzel olacaktır. Heh, şurası gelmiş en sonunda ya. Bakın şimdi, canımız 1205 mi? Nerede sağlığın sureti? Gerekiyordu bu. 1602, gayet güzel, 400 artış oldu. Burada artık iknayı veremiyoruz. İknayı veremediğimiz için neyi verebiliriz ki? Sinsilik ve hırsızlık önemli değil. İknanın üzerine pazarlık birleşiyor mu bilmiyorum. Ama gene de arttıralım, belki birleşiyordur. Öyleyse işimize gelir. Menzilli. Aa, ben menzilliyi hiç arttırmamış mıyım? Tabi buradaki şeyleri vermekten oraya geçemedim tabi. O zaman ben artık menzilliyi arttırayım. Kritik şansım da artsın. Çünkü zaten ölüm büyüsü şu an bizi idare eder. Çok fazla hasar verelim ki daha fazla can yenilsin. Kurnazlar vereceğiz elbette. Yanında da zekayı vermiyorum. Ha, ben kurnazlığı iki defa da vermiş olabilirim. Şu an hatırlamıyorum. Zekayı vereceğiz elbette. Yanında da bünye. Burada su büyücülüğünü artık fulleyelim ya. Charge zaten full şu anda. Ha, şunlara da bakalım. Tabi saniye, ben Lose'de yanlışlıkla pazarlığa vermişim. Normal şans tasımda olmalıydı zaten bunlar. Bir ara şey yapmıştım, itemleri tanımlamıştım, o yüzden unutmuşum. Ha, buraya geldiğimiz zaman. Burada ilginç özellikler var. Hacı yapması, ben şu anda Fane'de açmak isterim. Ancak Lose'de açacağım şey Irak adam olur. Yeteneklerin menzili uzasın. Şimdi burada bakıyorum da başka önemli bir özellik var mı diye de. Yok ya, Fane'in zaten iyileştirmesi kolay olmadığı için, aynı zamanda kırılgan olduğu için kesinlikle hacı yapmaz, güzel gider. Hırsızlığı zaten fullemişiz. Sinsiliye verelim artık. Çifteye kullanmamız full. Şu anda sıyrılmamız bayağı iyi Fane'de. Savaş ustalarına da verdik. Taban kaç olmuş? 7. Onu fullememiz gerekiyor. Kurnazlık ve akıllılık. Kızıl Prens'e geldiğimiz zaman gücümüz yok artık. Aa, tam 500 olmadı. Olsun, 499 oldu. Yanında bünyeyi vereceğim. Şu an yoo, 4200 oldu canı. Harbiden düşüyor. Çifteliğe vermeye devam edeceğim. Hasar 500'ü geçti. Yok edecek. Burada hadi telekinizeyi verelim ya. Kızıl Prens'le eşyaları hareket ettiriyoruz zaten. Asabi'ye verebilirim ya. Çünkü şimdi Kızıl Prens kritik vurduğunda kritik çarpanı yüksek olduğu için çiftseliden ötürü yok edebilir diye düşünüyorum ve eğer düşmanla kapışacaksak önden Kızıl Prens gitsin. Diğer kalanlar ona göre pozisyonları. Bu ne? Aynanın ne olduğunu sor. Henüz gitmeyeceğiz.
Kazanamaz mıyım? Patronun kim olduğunu göster. Tamam, şimdi yavaş yavaş konum alalım. Kızıl Prens turu ne zaman gelecek? Geldi, çok uzak. Ancak epey uzun bir kısmı görüyormuş. Bu nedenden ötürü herhangi bir yere vuruş yapamıyorum ya da pozisyon alamıyorum. Direkt olarak savaşa gireceğiz bu yüzden. Yapacak bir şey yok. Aa, şuradan. Belki de vurabilirim. Buradan vurarak savaşa girebilirim. Rose ile Fane direkt girsin savaşa. Aa, dur. Sevil'e gidelim. Sevil'i ayıralım. Rose ile Fane nerede? Aa, Rose neden arkada kaldı? Saçma sapan iş, dur. Rose dur. Sevil'den sana atalım şu piramitlerden birine. Gerçekten orada kalması ne alaka? Piramitleri de gözle seçemiyorum. O kadar karışık ki envanter. Lose'ye at. Lose. Gel şuna. Tamam. Fane'le beraber buradan dalalım. Şimdi Sevil'e vuruş yaparak savaşa başlayayım diyorum. Aa, orada daha fazla düşman var. Sevil tehlikeye girer mi ki? Neyse, Sevil'e de buradan savaşa girelim. Birazcık tehlikeli olacak ama. Üstümüzde bir debuff var mı? Yok gibi gözüküyor. Tamam. Kızla Prens'i direkt buraya atladım. Sörlora, senin burada ne işin var ya? Burada savaş dönecek. Sen gelmişsin burada. Saçma sapan işler yapıyorsun. Bakalım tek vuruşumuz kaç olacak? Ah be, kritik vuruşu çok yorurdu. Canımız maksimumdu. Aa, bunlar zaten istedikleri yere gidebiliyor. İyi, daha düşük hasar verdiler beklediğimden. Aa, aynı komboyu yaparlarsa sıkıntı, evet. Birazcık sıkıntı. Oo, ekstradan vuruş yaptı. Ancak şuraları zıplayabiliyorsak Sevil'le çok fena iş yaparım. Eyvah, stun yemesin. Stun yemesin Kızıl Prens, hayır. Lose, direkt yaratığı çağır. Direkt yaratığı çağır, hiç düşünme. Büyü dirençleri fazla mı? Tamam. Şöyle ateş bulutuna falan değil misin? Şurayı çağırsam ateş almaz. Ya! Ateş seçmedim onu ben. Neyse. Ateşle de yok ederiz artık. Ne yapalım? Şöyle yaratığımızı güçlendirelim. Birazcık yanlış bir seçim yaptık ama neyse. İyi, gene de yok edebiliyoruz şu anda. Çok güzel. Büyü direnci bitti. Fane'i bunu atlayalım. Şöyle tam arkasına. Kritik vurabiliyor muyuz şu anda? Tamam, artık vurabiliyoruz. Adrenalin basacağım. Gayet güzel. Bir de bunu yere sersen veya sakatlasan. Hatta yere sereyim de garanti olsun. Çok iyi. Aa, oraya zıplayamıyor muyuz? Neyse, burası da idare eder diye düşünüyorum. Yükseklik kazanmıyorum ama en azından savaştan biraz daha... Daha doğrusu Ilgoda'dan uzağım. Kan yağmuru işe yaramaz daha. Ancak altında kan olanlara şu yeteneği kullanabiliyorum ya, onu denemek isteyebilirim. Şöyle kendim de değdireyim de kana. Kan büyülerim daha az aksiyon puanı harcasın. Yalnız üstümüze kan gelmedi, geri diye yağdırdıydım ama neyse. Şöyle can fedasını kullanalım. Şöyle vuralım bir adet. Aa, nasıl vuramadım ona ya? Nasıl tıklayamadım? Kafayı yiyeceğim ya. İlgi odağı değildim dedim ya, hemen dönsün bana vursun. 500 canım kaldı. Öldün mü? Dalga geçiyorsun benle ya. Boss durduk yere bana döndü. İnanılmaz. Şu anda zaten yanmıyor, hazır yanmıyorken şunu kullanayım. Çok güzel. Onu öldürdük sayılır. Aa, hayır ya, sersemletmeydi. Hakkım bitecek mi? İyi. Kızıl Prens destek çıkmam gerekiyor. Şuradan koşalım.
Lose ile büyük ihtimalle gideceğim. Stable'e dirilteceğim. Evet, Lose'ye gitti şimdi, çok uzak. Şunu indirmem gerekiyor. Pain yaparsın ya. Kritik vuramıyoruz ki. Sakatlama atalım. Şöyle tam arkasına geçeyim de öyle atayım bari. Bir can. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bir can ne? Fiziksel hasar veremiyorum. Çok tatsız. Büyü direnci az. Şunu cezbedebiliyor muyum? Çok iyi. Birazcık aksiyon puanını bekletmek istiyorum diyeceğim de. Sebile her türlü yürümem lazım o yüzden. Gidiyorum yavaş yavaş, yol alıyorum. Fane durduk yere hasar yedi ya. Bir can ne ya? Evet, Kızıl Prens sürekli sersemliyor. Birazcık sıkıntı. Gene sersemledi. Buradan ona vuramamam tatsız. Ben ikisini de mi vuramıyorum? Çok saçma. Şuna vurabiliyorum. Tamam. Vur, fiziksel hasar ver. Aferin. Devam et oğlum. Devam et. Artık Necromancer'ım. Necromancer değil, Necromancer. Atlama yeteneğim şu anda yok. Fane birazcık yanacaksın. Şöyle geç. Tamam. Şimdilik pas geçtim. Sersemletmeyi mi? Sersemletmeyi mi? Güzel. Ancak aksiyon puanım azaldı. Neyse. Şuraya kadar yürüyebiliyoruz en azından. İlla sersemleteceksin değil mi? Kendimize can basmamız gerekiyor. Birazcık tehlikedeyiz. İyi, en azından bu güzel vuruyor bizim için. Baksana. Abi sen de, bu da düşman oldu. Süresi bitti. Şöyle diplerine gireyim biraz daha. Fane. Artık birilerinin yanına gitmeliyiz. Fiziksel zırhı... Şunu daha az ama... Şunu indirmeye odaklanayım bence. Aa, şunu kullanabiliyorum. Yapıştır. 38 canı ya, neden böyle hep az canlı sıkılıyorsun ya? Ölüme direndi ama bir daha vuruş yiyecek değil mi? Evet. Aa, Kızıl Prens de gitti. Lose sersemletme yedi ya. Durduğu yerde nasıl sersemletme yiyor? Saçma sapan iş. Sersemletme bitti, bir daha mı yedi? Dalga mı geçiyorsun? Alo, saçma. Ölmedi bu da. Tamam da sınırsız stun yedi, bu çıkmıyor ki standa. Nasıl oynayacağız o zaman? Beni rakip olarak göremiyor musun sen, yaratığına? Tamam, yaratığına vur sadece. Hadi Lose. Dönüp vurma, dönüp vurma, dönüp vurma. Oh. Kurtarabilirim, kurtarabilirim. Ama çok sersemletmeye bir şansım var. Şu an parşömen işe yarıyor mu? Kullanabiliyor muyum? Diretme parşömen işe yarıyorsa... İşe yarıyor, işe yarıyor, işe yarıyor. Kızıl Prens'te yapacağım. Kızıl Prens'te yapmam lazım. Şöyle... Kenara çekeyim de... Aynı hizada koymayayım hiçbirini. Ya Kızıl Prens ya da Lose. Ya da ikisi birden ölecek şu anda. Ben oyunu kaydedeceğim yine burada. Restorasyon basmam lazım. Basalım bir, bakalım ne olacak. Büyü direnci de geldi biraz. Lose'yi mi vurdun? Yaşa 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 yaşa. Gene Lose'yi vurdu ya. Şimdi bunu da kullanacağım. Ötekiler bir şey yapamayacak. Duvarın arkasına koysam bir şey yapabilir mi? Aynı hizada oldular sanki birazcık ama. Abi bir saniye, dur. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Başka diretmenin parşömeni kaldı mı? Lütfen kalmış olsun.
Kalmış. Sibir'i şöyle uzak bir yere atayım. Onu da feyni diriltebilirim. Aa, iyileştirme yeteneğim kalmadı. Eyvah. Büyü direnci bassam kendime. Ya da Kızıl Prenses'e basalım. Bence Kızıl Prenses şar. Yaşar. Aynı zamanda... Nerede ötük giydirdim Barşomen'i? Feyni yetişebiliyor muyum? Çok iyi. Bir saniye. Yetişemiyor muyum? Feyni... Ha, şurada öldü. Dur. Bir aksiyon puanı harcayacak kadar ilerlesem şurada. Yeter mi acaba? Cidden yetmiyor mu? Yok ya, yetmiyor. Kendimizi iyileştirelim çok azıcık. Pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama bu iyileştirme. Aa, çok iyi. Şuraya bir yaratık çağıralım. Belki yaratık dikkatini dağıtır. Ona bir uzak görüş basayım da büyü direnci olsun. Kendimde restorasyon. Çok güzel, toparladık. Bayağı toparladık kendi. Şunu vurmaya devam edelim. Fena vurdu. Harbiden fena vurdu. Sibil, artık kaldır. Artık kaldır Fane'e. İhtiyacımız var çünkü. Burayı kaldırsam. Çok iyi. Arda arda iki tur oynayacak. Her türlü yeter diye düşünüyorum. Şu anda artık yapabileceğimizi yapacağız. Yere serebiliyor muyuz? Ben onu merak ediyorum. Ha, bitti. Bu kadar, kazandık. Yeni de adrenalin basalım. Evet, gene tıklayamadı. Bak, koskoca şey tıklanmıyor. Saçma sapan iş. Tamam, yere kalkmakla uğraştı. Çok iyi. Buradan bir şey yapmıyorum hiç boşuna. Sibil, bitirme hamlesini yapmayı ne dersin? Vuralım bir adet. Son bir adet daha. İşte bu kadar. Harbiden bizi fena mahvettiler ama yine de bir şekilde toparladık. Tüm takım şöyle birleştirelim. Toplayacaklarımızı toplayalım. Umarım Ulvi'ye bir şey verirsin. Aa, yemin bozanın bıçak ağzı mı? Kaç parçası vardı acaba? Bu çok iyi. Bayağı iyi hem de. Bunu bulmamız gerekiyordu ama acaba bitirdik mi? Özgürlük anahtarı. Özgürlük anahtarı. Buralarda bir yerlerde olmadı ama. Şurada. Ha, bir saniye, tablet almıştık biz. Bir de tablette bunları birleştireceğiz herhalde. Onu birazdan bakarız. Öncelikle şunları bir bakalım. Lootlayalım. Bayağı da bir ölü olan da varmış burada. İyi. Faz kapasitörü topladık bayağı. Bunun ilerisinde bir şeyler var mı? Zannetmiyorum. Ama gene de bakalım ya. Ya bir şey kalırsa. Ruh görüşü açtık ama kimse yok sanırsa. Çünkü şurada farklı bir bölge var. Evet, farklı bir bölge var. Belki orada toplanacak bir şeyler vardır. Zıplayalım mı? Zıplanıyor mu? Aa, zıplanmıyor mu? Zıplanıyor. Çok küçük bir yere zıplanıyor. Ama bu ne? Dev yıldırım ürünü. Ha, rün alabiliyormuşuz. Sebil'e de basalım. Ruh görüşü ancak bir şey yok maalesef. Tamam, burası bu kadarmış. Ben yanlışlıkla Sebil'in üstündeki ışınlayıcıyı mı vermişim? Kızıl Prens'in bu Sibil. Şunu kullanalım. Fane'in yanına gidelim. Tamam. Yavaş yavaş buradan uzaklaşalım. Şu akbaba mıdır nedir? Arena ustasının yanına gidelim. Ha,
Have you completed my challenge? Have you felt the Tabii ki sardık. My congratulations on becoming the singular godwoken. The spirit ruh tüylerini dalgalandırır ve gözlerin içine dik dik bakar. İçinde güçlü bir enerjinin gezdiğini hissedersen içine işleyen güçlü bir enerji. Bize ne yaptı? Burada verdiği eşyalar... Aa, şunu alabilirim. Bu belki de Rosa'nın içine yarayabilir. Ötekiler pek de ilgi çekici gözükmüyor. Şunu alalım. Şapka alıyorsun, çok fazla ağır diyorsun ya. Rosa'ya yolla şunu. Gene mi ağır? Aşırı yüklenmiş mi? Ha, öteki eşyaları da aldı, doğru. İlla şuradan bir şeyler açacağız yani. Ben bir an debuff falan verdi zannettim sen. Tamam. Ancak bize ne verdiğini şu anda göremiyorum sanırsam. Yok, maalesef bize buradan bir şey verdim vermedim göremiyorum. Onu artık bir ara bakarım, eklerim. Bize şunu vermiş, bunu vermiş diye. Şimdi buradan çıktık. Biz burada ışınlayıcı açamadık mı hala? Ben şu ışınlayıcıyı açayım burada bir yerlerdeyse. Bir bardak zehirli çay. Bir saniye. Buradan, ha buradan çıkıyordu, doğru. Yönlendirmemiz gerekmiyor muydu diyecektim. Buradan yönlendireceğiz yansıtıcıyı. Zaten bu odayla da işimizin bittiğini düşünüyorum. Sağ tarafa gitti. Ben hala şuradaki portalı bulamadım. Onu açmak istiyorum. Galiba şu. Açalım da bir gemiye geri dönelim. Tüccarlara bakmamız lazım. Evet, çok güzel. Daha önce bunun gibi makineler gördüm. Kara çukurların altındaki mağarada. Burada da cihaz güç ile parlar ve seni içine çekmeye çalışır. Geri döneceğini söyle. Neden bizi içine alsın ya? Manyak mı bu? Heh, şuraya en son gideceğiz. Burası artık bu odayı tamamen bitirmemize yarıyor. Şurada iki tane yan görev olması gerekiyor. Onları halledeceğiz. Ondan sonra tamamen adayı bitiriyoruz zaten. Şimdi gemiye dönelim. Şimdi Anlira ile bir konuşalım. Yemin bozanı bileşenlerini yap ve onları Anlira'ya ver. Anlira parçaları almayı utangaç bir gülümseme ve göz kırpmayla kabul eder. Tableti ve yemin kırıcının parçalarını Anlira'ya ver. Can't remember the last time someone showed me such kindness. Maybe even never. Rica ederim. I am soon to be a free woman. Oo, ulvi eşya veriyor. Çok güzel. Neyse, bu verdiği eşyalar da gayet güzel bence. Şunu Fane için alabilirim. Evet, eşyalarımıza geldiğimiz zaman Fane'e daha güzel bir bıçak aldım. Hasar muazzam derecede arttı. Üstüne botlarını değiştirdim. Yine güzel bir direnç sağladı. Kızla prenses için baltasını değiştirdim. Hasarı 623'e uçtu diyecektim bir an. Uçtu gitti. Burada farklı değiştirdiğim bir kemer var. Kemerini biraz daha üst seviyeye taşıdım. Sevil'de bir değişiklik yapamadım maalesef. Hani düşürmüş olduğumuz arbalet bununla neredeyse baş başaydı, ancak bu daha da güçlü. Lose'ye geldiğimiz zaman Lose'de çizmeyi ve şapkayı değiştirdim. Oldukça büyük bir artı sağladı. Ayrıca Amadeus Şövalyesi eldivenlerini de taktım. Çok büyük miktarda statlar sağladı. Evet, şimdilik oyunumuza devam edelim. Yediler Akademisi'ne gittik. Şimdi girmediğimiz bir oda. Şuraya girmedik sanırsam. Pardon. Fane'le lockpickleyebilir miyiz acaba? Çok güzel. Sibyl'le önden ilerleyelim bir konuşma çıkarsa diye. Hatta ruh görüşünü de basalım. Bayağı deneyim puanı verdi bu arada. Fast kapasitörleri var, alalım ne olur ne olmaz. Parşümen de varmış, kapalım. Daha fazla bir şey çıkmasını beklerdim. Bu kadar büyük bir şeyden hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Tamam, bunları da aldık. Beleşten bir şeyler kazanmış olduk. Bunun karşısındaki odaya da geçelim. Ha, şey mi zaten bu, tamam. Buradan şuraya gideceğiz. Gidelim. Bunun üstünden bir şey çıkar mı acaba? Önde bir robot sessiz bir şekilde duruyor. Göğüs boşluğundan soluk bir ışık yayılıyor. Belki de uykudadır. Robota daha yakından bak. Bir parçası eksik. Kondansatörü boş bölmeye yerleştir. Kondansatör kıvılcım atar ve ses çıkarır. Sonra yanıp sönen ışık robotun içinde dönüp durmaya başlar. O yükselir.
Robot yukarıdan sana bakar. Parlayan bir gözle serin kanlılıkla seni izler. Ne olacağını bekleyip gör. Aa, hizmetimizde bir robot mu? Robota kim veya ne olduğunu sor. Seneşal. Ha, ciddi ciddi gezdirecek mi bize? Bir sorun olup olmadığını sor. Seneşal uzun bir süreliğine sessiz kalır. Sanki soruyu algılamak onun idraki için çok zormuş gibi. My power supply was inactivity has caused further damage. Hayda. Akademinin amacının ne olduğunu sor. Olvia ortaya çıkarmak için. Halka doğanın buradan itibaren ne yapması gerektiğini sor. Arenda nasıl başarılı olunur? Tapınağı nasıl girilir? Tamam, hallederiz. Bir sıkıntı yok. Bu tableti okuyabiliyor muyum? Buradaki odaya girmedik sanırsan daha. Hadi bir giriş yapalım. Bu kuruşunu bir daha basalım, yenilensin. Evet, burada farklı birisinin bir ruhu var. Senin adın Leonard Roll. Bir hakka doğan ve bir hırsızsın. Sırlarını iyi saklıyorsun. Kendinden bile. Dikkatli bir şekilde içeriye gir. Senin adın Leonard Roll, bir hakka doğan hırsız. Dushin'in gölgesinde yer kazanamazsan onu çalacaksın. Yasaklanmış kütüphanede işine yarayacak bir şey bulacağını düşünüyorum. Ama önce anahtarları çalmalısın. Eğitmenlerin her birinde bir tane var. Ama yakalanma riskini göze alamazsın. Eğer yakalanırsan rektörün odasında bir gezi hakkı kazanırsın. Hiç geri dönüşü olmadığından şüphelendiğin tarzda bir gezi. Rektörün odasını bulmak için anılarını araştır. En iyi arkadaşın Redolus aynı zamanda senin rakibinde. Onun zayıf olduğunu biliyordun. Rektörün de bildiğinden emin oldun. Ve arkadaşın rektörle birlikteyken kondensatörü rektörün kendi masasından çaldın. Ama sonra bir ses duydun. En iyi arkadaşın cinayetinin sesini duydun, kaçtın. Hayda. Aldığın kondensatörleri sakladın ve gerisini çalmak için yola koyuldun. Buraya gizlice bakıp komplo kuruyordun. Ta ki bir sevgi duygusu bedenini ele geçirene kadar. Huzur içinde hissettin. Lucian'ın elini omzunda hissettin. Kılıcının arkandan saplandığını hissetmedin. İçinde bir yerlerde bir açlık hissi yükselir. Ruhun kaynağını arzulayan bir açlık. Bu istek sana ait değil, ancak yerine getirilmesini ister. Ha, üzüm tüket mi diyor? Açlık gider şimdilik. Bize bir yeni görev geldi bu arada sanırsam. Tapınağın içinde bir yol bul. Ha, Doktor Arx'taydı. Yine Arx ile ilgili. Redulus'a ne olduğunu öğren. Evet, birisi öldürüldü, onun ne olduğunu öğreneceğiz. Kanın ruhu. Hayaletin anılarını kolayca senin zihnine geçer. Adı Kanor ve yükselmeye hazır olduğunu düşünüyor. Lucian'ın savaşı kaybetmiş durumda yükselmeye hazır olduğunu ve hakkıdan olabileceğini düşünür. Yanılıyor, ölecek. Hatta zaten öldü. Daha tek olan Arendis'in savaşmak için rektörden izin almaya gidemeden önce. Ve daha az da öldürüldü. Daha derin. Senin adın Kandor ve yükselmeye hazır olduğunu inanıyorsun. Eğitmenlerin aynı fikirde değil. Ancak rektörün davan duymasını istiyorsun. Bunun yerine hiç tanımadığın bir adamla karşılaşırsın. Büyük ve güçlü bir büyücü. Ve gölgesi üzerine düştüğünde onun Uvilusion'un ta kendisi olduğunu fark edersin. Sana büyük bir nezaket ve zarafet içerisinde gülümser ve sen de Kandor olarak hazır olmaktan çok uzak olduğunu fark edersin. Eğitmenlerini uyarmak için dönüp kütüphaneye doğru kaçıyorsun. Ancak bu işin çok hızlı. Seni keserek yere düşürüyor. Sen hakka doğan kan dostuna yolcu tarafına öldürüldü. A hunger rises deep within you, a desire for his source. This the hunger. Bunların hepsi özünün tüketilmesini mi istiyor? Ben anlamadım ki. Garip. Bunların hepsiyle konuşmamız gerekiyor bu arada. Gerçekten önemli bir konu. Zarif ve akıllı görünen bir kertenkele sana kibirli bir bakış atar. Sonra da arkasını döner. Tamam, ben açlık hissimi bastırmak istiyorum. Nedir bu ya? Oldukça yaşlı bir adamın ruhu etrafta sallanır ve odanın durumundan habersiz görünür. Arkasını döner ve sana bakarak gülümser. Onun kim olduğunu sor.
Bu yer hakkında soru sor. Tabii ki duymadım. Öğrenci olmadığını söylüyorsun. Hayalet aklı karışmış bir şekilde kaşlarını çatar. Sonrasında ise sana azarlayıcı bir şekilde parmağını sallar. Peki. Onlarla da konuştuk. Atremli burada ölmüş. İlginç. Gray diye birisiyle konuşmuş mu? Tabuttan nereden çıkan oturuyormuş. Dedim ne oluyor? Onun hatıraları bir akıntıdaki su gibi senin içine akar. Sen Taryon Greysin. Sen Akka Doğan'sın ancak ulvi olmayacaksın. Bunu biliyorsun çünkü meslektaşın ve rakibin olan birine aşıksın. Hadi bakalım Redolus neredesin ya? Redolus'a aşıksın ve odasına aşık. Akademiyi birlikte terk etmek için anlaştınız. Ama şimdi Redolus kayıp. Redolus rektörü görmeye gitti ve o zamandan beri onu görmedin. Rektörün odasına giderken bir adam senin adını söyler. Ulvi Lucian çeneni tutar. Ve hafif bir acı kalbini bıçaklar. Lucian sana gülümser ve sonra gider. Redolus için endişelenirsin. Öldüğü anlayışının onun ruhuna sızmasına izin ver. Kendi aklından geldiğine inanarak gerçeği fark eder. O, Ulvi Lucian tarafından öldürüldü. Riddles de ölmüş olmadı. Yoksa şimdiye dek onun için gelirdi. Başını öğrene eğer ve ağlar. Riddles'ın rektörü odasına görmeye gittiğini biliyordu. Riddles'ın rektörü odasına gitmeye gittiğini biliyordu. Lucian'ın zaten orada olduğunu bilmiyordu. O ağlar. Bu oda şurası mı acaba? Ancak bu kapıyı açmak için bu sefer Fane'in gücü yetecek mi? Evet, Riddles orada. Aa, kilit açıldı mı? Tamam, girelim. Yine ruh görüşünü açalım. Deneyim puanları akıyor akıyor, su gibi akıyor. Riddles. Onun hafızası efendisinden gelen bir köpek gibi sana gelir. Adın Riddles ve sen Hakkı Doğan'sın. Ama hiçbir zaman ulvi olamayacağını biliyorsun. Rakibin olan Taryon'a aşıksın ve bu aşk seni zayıflatır. Seni tekrar Taryon'la birlikte olmak için özgür bırakacak olan bir tanrı kralla ilgili söylentiler duyarsın. Rektörün bu kral hakkında bildiklerini öğrenmek istersin. Ama rektörü bulduğunda ölü bir şekilde yerde yattığını görürsün. Onun başına birisi duruyor. Lucian, yüce ilahi, sana gülümser ve ona yaklaşmanı teklif eder. Omzuna bir elini koyar ve kılıcı karnını kesip deşer. Yere düşerken zavallı Riddles, Taryon'un bir daha asla göremeyeceğini anlarsın. Taryon'un ruhunu nerede bulabileceğini göster, ona gitmekte özgür olduğunun inancını ver. Riddles sanki öncesinde sersemlemiş gibi uyanıyor. İçine yaşadığı zamandan kalma bir nefes çekiyor ve koşmaya başlıyor. Git koş aşkının yanına. Burada üstünde bir şeyler bıraktın mı? Tüh. Eski kitap var. Şunu almak istiyorum öncelikle. Belki bir işimize yarar. Bu da... Ha, şunların hepsine bakabiliyor muyuz? Güzel. Şans öyle. Tanrılar hakkındaki gerçeği sor. Derinden bir yerden bir düşünce gelir. Tek bir kelime. Yalan. Kesinlikle. Redolus tanıyorum tanımıyorum diye sorgulayalım. Hunger neden yükselip duruyor bizde? Neden bizde açlık yükselip duruyor? Ben anlamadım ki. Şunların hepsine bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz ümitindeyim. Kitaplar var bol bol. Harbiden kütüphane yani burası. Güzel. Yetenek kitabı da buluyoruz aradan. Ha, koruyucu melek yeteneği çok önemli bu arada. Eğer tank bir karakteriniz varsa, özellikle kalkan taşıyorsa, koruyucu melek çok fazla işinizi görüyor. Şuradaki özü de alalım. Burada yapılacak şeyleri öteki videoya bırakalım. Çünkü eğer burayı yapmaya başlarsak video kaptırıp gidecek bir 20 dakikada. O yüzden hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.